Hadi git yat. Feriha, neredesin sen ya? Kızım bu ne hal? Ya Feriha, nereden geliyorsun böyle? Ya bir şey söylesene. Feriha, açsana kapıyı. Ya Feriha! Feriha! Feriha bak, bana anlatmak zorundasın. Ya nereden geliyordun o halde? Kabus gördüm. Ya Feriha, delirdin mi sen? Yani kabus görüp kendini o şekilde dışarı mı attın yani? Kabus gördüm. Nefes almak için dışarı çıktım. Uyandım, bitti. Peki öyle olsun. Annenin küpelerini takmıyor musun? Bırak onu. İyi günler, kolay gelsin. Sağ olun. Ne Bahar? Ah, pardon. Aman Feriha'cığım, ne yapıyorsun öyle yavrum? Bu ne hamaratlık? Önce merdivenleri sildin, şimdi de buzdolabını boşaltıyorsun böyle. Aferin sana. Ne yapacağım bunları? Çürümüşleri atıyorum hala. Ama kız öyle ucundan çürüdü diye azıcık atılır mı? Ben onları ayıklarım, yaparım yemek yavrum. Valla çürümüş bunlar, kokuyor işte. Ay, bir hamarat kesildi bu da başımıza. İyi söyle bakayım, ne alayım pazardan? Haber ver bana, alayım hepsini. Hadi hadi, ben şunları atayım, çıkıyorum pazara. Ne? Feriha, ben de geleyim pazara, hem taşımana yardım ederim ha. Yok gerek yok Gülsüm, çıkıyorum. Geleyim işte. Sarrafoğlu. Vakti geldi. Tamam. Bir sorun yok değil mi Nevbahar? Emir. Cansu. Emir kavga ediyor Levent Hoca'yla. Karışma.
Hadi. Hadi sene Feriha. Hadi Feriha lütfen. Feriha desene. Bahar, Levent. Günaydın. Bir şey lazım mı diye soracaktım. Yok. Ama bu sizde kalabilir. Anahtar. Ne için bu? Evden taşınıyorum da. Emlakçıya verirsiniz. Tabii. Baş üstüne efendim. Merhaba Ayın. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Aman kız maşallah maşallah. Hızır deden elimi değdi kız sana. Bu ne hamaratlık böyle. Tü 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 maşallah. Şş. Kız Gülsüm. Ne kavga ediyordun ki ama değil mi? Ya anne şey nerede şey? Ne aman karıştırma lafı. Adam hacı yatmaz gibi yumruğu vuruyor yere düş diyor. Düştüğünden kalkması bir oluyor. Ya bu on numara ne kadar dövüşçü bir insanmış ya. Okumuş yazmış çocuk. O kadar zengin ailesi de var. Bunlar böyle olursa bizimkiler ne olur be. Aman. Ay ne oldu anne ya? Aman kız bana bu çocuk şey verdi dur anahtar verdi. Şey bu. On numara çocuk taşınıyormuş da elekçi mi bir şey gelecekmiş orada müşteri göstermeye. O da istiyorum da. Peki. Kaç numara? 1206. Pardon ya. Müsait değil miydin? Otele yerleşmene şaşırdım. Yani sevindim. Hem iş hep elinin altında olacak. Hem... Burada olduğumu kimden öğrendin? Resepsiyondan.
Yani gelirsen haber vermelerini istemiştim de. Neden sana söylediler? Ben seni çok merak ettim. Yani başta otele yerleşmene üzülüyordum ama galiba en iyisini yapıyorsun. Başka türlü onu unutamayacaksın, anladım. Ne yalanlar, ne nişan. Hiçbir şey onu durdurmuyor. Neden buraya geldin? Emir, ben seni rahatsız ettiysem... Eğer gelmeden önce arasaydın müsait olmadığımı söylerdim. Ben çok... Emir, çok özür dilerim. Sinirlerim bozuldu. Yani buraya gelmemeliydim, biliyorum. Gidiyorum ben gerçekten. Yani anlayışlı olmam lazım. İyi değilsin, biliyorum. Ama burada olman iyi gelecek. Gerçekten yani. İşe de yakın olacaksın hem. Özür dilerim. Lanet olsun Feriha. Lanet olsun. Emir. Ne yapıyorsun kendine böyle oğlum sen? Anne abartmasana. Peki. Yine kimle kavga ettiğini sormayacağım oğlum sana. Çünkü o apartmandan taşındığın için çok mutluyum. Sonunda hepimiz için çok doğru bir karar verdin Emir. Peki... Daha ne kadar otelde kalacaksın? Biraz kafa dinleyip işlerle daha yakından ilgileneceğim. Ev işinde acelem yok. Emir. Merhaba. Merhaba. Sanem Hanım buralarda mı? Hayır efendim, bugün gelmedi. Teşekkür ederim oğlum. Göz yaşartan bir tablo. Oğlun bundan sonra işlerine odaklanmaya karar verdi Ünal Sarrafoğlu. Emir işlerinin başına geçecek. Yani bundan sonra en büyük rakibin oğlu. Benim zaten tek rakibim oğlum. Geldin mi? Feriha. Seher dışarıda bekliyor. Yanlış anlaşılmaları konuştuk. Bir daha bu konuyu açmayacağız, tamam mı? Peki senin karın Feriha'dan özür dileyecek mi Mehmet Efendi? Ya hala işte kız şoktaymış, ne dediğini bilememiş. Yanlış anlaşılma olmuş işte. Kapatalım bitsin. Ya öyle kolaydı değil mi iftiraya? Ondan sonra da kurtul git. Konu kapanacak dedim hala. Hiçbiriniz bir şey demeyeceksiniz. Tamam mı? Feriha. Bak senden kardeşin olarak söz istiyorum. Bir daha Seher'e terslik yapma. Yanlış anlaşılmamış, oldu bitti işte. Zaten zor ikna ettim getirmeye. Beni pişman etmeyin.
sen değilsin. Bırak. Kardeşim gelme. Ne oldu senin suratına? Emir. Emir. Gelmeyeceğim. Emir. Pardon, Levent Bey'i gördün mü? Görmedim. Feriha. Feriha, bir şey mi oldu? Feriha. Bir şey olmuyor Koray. Olmuş bir şey. Bütün hafta sonu Emir'e ulaşmaya çalıştım. Cep telefonunu açmıyor. Okulun önünde gördüm. Bastı gitti okula girmeden. Kavga etmiş, yüzünü de gördüm. Ha, anlaşıldı şimdi ne oldu. Koray. Neden kavga ettiniz? Neden? Neden kavga ettiniz? Karşılık vermek istedim. Teknede yaralandığınızı bile karşılık vermediniz. Niye şimdi? Öyle oldu. Ama neden? Çünkü bir sebebim vardı. Neydi sebebiniz? Bilmek istiyorum. Neden bilmek istiyorsun? Çünkü eğer... O geceyle ilgiliyse? O geceyle ilgili değil. Yani sadece o geceyle ilgili değil. Ama cevabım seni mutlu etmeyecek Feriha. Ben zaten çok mutsuzum. Duygularını kendine sakla demiştiniz. Yapamadım. Yine beceremedim. Bunu nasıl atlatırım bilmiyorum. Bana bir tek siz yardım edebilirsiniz. Artık yardım edemem. Artık tarafsız değilim. Ben sana aşık oldum.